Arkadaşlar merhaba. Türkçe Dersleri YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Tugay Hoca. Bugün sizlerle sözcük türleri serisinin son videosu olan fiil konusunu işleyeceğiz. Arkadaşlar fiil konusu son video diyorum ama fiilin içinde biliyorsunuz fiilde çatı, fiilimsi gibi konular da olduğu için bunlar sonraki videoları da haliyle sarkacak. Yani son konumuz sözcük türlerinde fiil. Sözcük türü olarak fiili öğreneceğiz ama sonrasında fiilimsi ve fiile çatıyı da başka videolarda öğreneceğiz. Dilerseniz hiç vakit kaybetmeden başlayalım. İlk olarak arkadaşlar fiil nedir? Eylem ya da diğer adıyla eylem nedir? Bunu bir öğrenelim. Bir işi, bir durumu veya oluşu kip ve kişiye bağlayıp anlatan sözcüklere biz fiil diyoruz arkadaşlar. Fiiller anlamına göre üç ayrı gruba ayrılıyorlar. Nedir onlar? İş fiilleri, durum fiilleri ve oluş fiilleri. İş fiillerinin diğer adı aynı zamanda kılıç fiilleridir. İlk olarak iş fiilleriyle başlayalım. Özne'nin yaptığı işten etkilenen, yani arkadaşlar bir nesnenin olduğu fiillere biz ne diyoruz? İş fiili diyoruz. Tekrar söylüyorum. İçerisinde nesne olan fiillerdir. Yani aslında kısaca biraz ezbere bir bilgi. Her zaman bizi kurtarmaz ama çoğu zaman kurtarır arkadaşlar. Hani geçişli fiillerimiz vardır bizim. Çatıda göreceğiz. Geçişli fiilin başına onu getiririz ve buluruz. İşte arkadaşlar bunlarda da iş fiillerinde de %95 onu getirdiğimiz zaman anlamda oluyorsa iş fiili oluyor. Bakalım şimdi. Kardeşim televizyonu açtı. Şimdi soruyorum sorumu. Şöyle diyeyim. Onu açtı. Oluyor mu? Oluyor. E ben onu demeseydim de şöyle yapsaydım. Neyi açtı? Televizyonu açtı. Bakınız burada zaten ı, I, i, u, ü belirtme haliki var. O zaman demek ki bu belirtili nesne. O zaman demek ki bu nesne almış. Yani iş fiilidir. Annemler evi temizleyecek. Neyi temizleyecek? Evi temizleyecek. Neyi temizleyecek? Onu temizleyecek. O zaman burada ne var yine arkadaşlar? İş fiili olan temizlemek fiili var. Yine okuduğu kitapları bir köy okuluna bağışladı. Arkadaşlar neyi bağışladı? Okuduğu kitapları bakınız. Yine ne var bu cümlede de? Nesne var. Nesne alabiliyorsa bağışlamak fiili nedir arkadaşlar? İşteş midir? Evet. işteştir. Başına kısaca şöyle de yapabilirdik. Onu bağışladı. Oluyor mu? Oluyor. O zaman iş fiili diyebilirdik. Durum fiillerine bakıyoruz. Öznenin yaptığı işten etkilenen bir nesnenin olmadığı fiillere durum fiil denir. Yani arkadaşlar burada da yine nesne olmayacak ya. O zaman mantıken şöyle diyeceğiz. Bunun da başına onu getiremeyiz. Bakınız iş fiilinde onu geliyordu. Bunda onu gelmiyor. Arkadaşım yan binada oturuyor. Onu oturuyor oldu mu? Olmadı. O zaman demek ki bu durum. Yine Bebek canı yanınca çok ağladı. Onu ağladı olmadı arkadaşlar. Aynı zamanda cümleye de bakalım. Ağlayan kim? Bebek. Peki bu cümlede arkadaşlar nesne var mı? Yok. Ne kimi ne sorularına cevap veren bir nesne olmadığı için bu da durum fiildir. Adam ekrana bakarak katıla katıla gülüyordu. Arkadaşlar onu gülüyordu olmadığı için bu da yine durum fiilidir diyoruz. Oluş fiilleri var. Adından da anlaşılacağı üzere arkadaşlar kendi kendine olan anlamı vardır bunlarda. Öznenin kendi iradesi dışında geçirdiği değişimi bildiren fiillerdir. Burada şuna dikkat edelim. Kendi iradesi dışında gerçekleşmesi şart. Oluş fiillerinde daha çok zaman içerisinde kendiliğinden olma söz konusudur. Şurayı da çiziyorum arkadaşlar. Kendiliğinden olma dendiği zaman aklımıza oluş fiilleri gelecek. Kardeşin ben görmeyeli çok büyümüş. Arkadaşlar şöyle. Şimdi bir insanın büyümesinde evet tabii ki e, bazı faktörler var. İşte beslenmesi, e, yaşadığı coğrafya vesaire Bunların hepsi etkilidir ama yine de büyüme zaman içinde kendiliğinden olan bir şeydir. Yani insanın çok müdahalesinin bulunabildiği bir olay olmadığı için buradaki büyüme eylemi nedir arkadaşlar? Oluş fiilidir. Çocuğun saçları bir hayli uzamış. Arkadaşlar saç uzaması. Yine insanın iradesi dahilinde olan bir şey değildir. Yani bir insan kendi saçını kendisi isteğiyle uzatamaz, istediğinde uzamaz. O yüzden bu da oluş fiilidir. Yaz güneşi seni iyiden iyiye bronzlaştırmış arkadaşlar bronzlaşmak fiili bakınız yine farkındaysanız kişi kendi kendi kendine bronzlaşamaz. Neye ihtiyaç duyar? İşte güneşe ihtiyaç duyar. Güneş onu bronzlaştırır ama zaman içerisinde bronzlaştırır. O yüzden o da oluş fiilidir diyoruz. Aynı şekilde işte küflenmek, paslanmak, yaşlanmak bunlar da oluş fiili midir? Oluş fiilidir çünkü zaman içinde kendiliğinden olur. Geldik fiil çekimine arkadaşlar. Biz fiilleri nasıl çekimleriz? Önce bir onu öğrenelim. Şimdi arkadaşlar fiiller ki kişi olumsuzluk ya da soru eki aldıkları zaman ne olurlar arkadaşlar? Çekimli fiil olurlar. Peki hocam bunlardan hiçbirini almadı diyelim. Yani bir yerde fiil var kök halinde. O yine çekimli eylem midir? Evet arkadaşlar. Kök halinde olan fiiller de çekimli fiildir. Çünkü neden? Büyük ihtimalle emir kipiyle çekimlenmiştir. Çünkü emir kipinin biliyorsunuz ki neyi yok arkadaşlar? Eki yok. O zaman kısaca şöyle formülize etsek şöyle deriz değil mi bunu? Fiil artı kip artı Alıyorsa arkadaşlar, aldıysa eğer, işte olumsuzluk artı kişi. Bunları alması lazım. Bunları aldığı zaman hatta isterse bir de soru eki aldı diyelim. İşte biz buna ne diyoruz? Biz buna çekimle eylem diyoruz. Ama biz sadece şuna da çekimle eylem diyoruz arkadaşlar. Dikkat. Peki fiilde kip. Yani çekimleme unsurlarımızdan olan fiilde kip nedir? Arkadaşlar cümle içerisinde bir cümleyi eğer ki fiil cümlesi ise tabii ki anlamı tamamlayabilmemiz için ne yapmalıyız? Fiili çekimlemeliyiz. Her zaman kök halinde fiil kullanarak cümle kuramayız arkadaşlar. Bu sebeple eğer bir fiil cümlesi kullanıyorsak yüksek ihtimalle orada neler olacak arkadaşlar? Kipekleri olacak. Kipeklerini de biz ikiye ayırıyoruz. Haber kipleri ve dilek kipleri olmak üzere. Haber kiplerinin diğer adı arkadaşlar nedir? Bildirme kipleridir. Neden? Çünkü zaman bildirir dilek kiplerinin diğer adı da tasarlama kipleridir. Haber kipleri zaman bildirdiği için hepsinde bakın zaman ibaresi var. Geçmiş zaman, şimdiki zaman, gelecek zaman ve geniş zaman olmak üzere arkadaşlar toplamda 4 tanedir. Burada 5 yazıyor ama şunu da bilelim. Geçmiş zaman nedir? 2 tane geçmiş zaman vardır. Bir dili geçmiş zaman yani görülen geçmiş zaman. Bir de mişli yani öğrenilen geçmiş zaman. Direkt tasarlama kiplerimizde arkadaşlar zaman bildirmez. Belli bir durumu, belli bir isteği bildirir. İstek kipleri var. Şart kipi ya da diğer adıyla koşul kipi, gereklilik kipi ve emir kipi olmak üzere bu da toplamda 4 kipten oluşuyor. Şimdi ilk olarak haber yani bildirme kiplerini öğreneceğiz. Arkadaşlar haber kiplerinde şuna dikkat etmeniz lazım. Az önce de söyledik. Bunlar ne yaparlar? zaman anlamı taşırlar. Hepsinde de zaten zaman ibaresi var. Belirli bir zaman anlamı taşıyan kiplere haber kipi ya da bildirme kipi denir. Neden? Çünkü zaman bildirir. İlk olarak şimdiki zaman. Nedir bu şimdiki zamanın iki? Yor. Yine arkadaşlar makta ve mekte ekleriyle de ne yapabiliriz biz? Şimdiki zaman kurabiliriz. Mesela gülüyor, uçuyor ya da gülmekte, uçmakta. Gelecek zaman bunun eki nedir? Acak, ecek arkadaşlar. Geniş zaman ekimiz nedir? R, R, R. Yine ır, ir, ur, ür de olabiliyor tabi. Görülen yani diğer adıyla bilinen geçmiş zaman. D, di, du, du arkadaşlar bu nedir yine? Bunlar da bizim haber kiplerimizden biridir. Yine öğrenilen ya da diğer adıyla duyulan geçmiş zaman o da mışmış, mışmış mış şeklinde karşımıza çıkmaktadır diyoruz. Dilek tasarlama kiplerimizde bir dileği, bir isteği, tasarlanan bir hareketi anlatan kiplerdir. Dilek kiplerinde arkadaşlar çok önemli zaman anlamı kesinlikle ve kesinlikle yoktur. Bakınız gereklilik kipi bir eylemin gerekli yani yapılmasının gerekli olduğunu bildiren ektir arkadaşlar. Mesela yapmalı, gitmeli, etmeli dersek buradaki malı meli ne olur? Gereklilik kipi olur. İstek kipi e A'dır arkadaşlar bunun üçüncü tekil kişi çekimi anlamsız oluyor biraz yani Türkçe'de çok kullanmadığımız bir şey olduğu için bizleri biraz zorluyor ben buna değineceğim şart koşul kipi bu da arkadaşlar S A'dır yine emir kipi de arkadaşlar eksizdir yani ben bunu şöyle boş kümeyle gösteriyorum neden çünkü bunun eki yok bunlar arkadaşlar aynı zamanda birinci kişi çekimi de olmayan eklerdir. Yani daha doğrusu emir kipinin birinci kişi çekimi de yoktur. Neden? Çünkü arkadaşlar birinci kişi neydi? Ben ve biz. Bir insan kendisine emir veremez ya da kendisinin içinde bulunduğu topluluğa kendisi de orada olduğu için emir veremez. Bu sebeple emir kipinin birinci kişi çekimi yok. Lütfen dikkat edelim. Emir kipinin zaten eki de yok. Sadece şahıs ekleriyle çekimleniyor. Fiillerde kişi arkadaşlar ikinci unsurumuz. Kişi eklerimiz biliyorsunuz ki toplamda 6 tane. 3'ü tekil, 3'ü de nedir arkadaşlar? Çoğuldur. Ben sevdim, sen sevdin, o sevdi. Biz sevdik, siz sevdiniz, onlar sevdiler. Şurada görmüş olduğunuz arkadaşlar ekler nedir? Benim şahıs eklerimdir fiilde kişi eklerimdir. Dikkat ediyoruz. Yine ben okumalıyım, sen okumalısın, o okumalı. Biz okumalıyız, siz okumalısınız, onlar okumalılar diyoruz. Fiilde olumsuzluk ve soru anlamları arkadaşlar. Fiiller me, ma, maz, mez, mez ile ne olur? Olumsuz yapılır. Şimdi arkadaşlar me, ma bütün fiilleri olumsuz yapar. Peki mez, maz arkadaşlar işte bu neyin olumsuzudur? Geniş zamanın Olumsuzudur. Dikkat. Fiillerde soru anlamını da yine mı, mi, mu, mi, soru edatıyla, soru ekiyle sağlıyoruz. Mı, mi, soru eki kendinden önce gelen sözcüklerden ayrı yazılır. Kendinden sonra gelen eklerle ise ne olur arkadaşlar? Bitişik yazılır. Buradaki kastımız şu. Hani gelecek miydi derken orada mi'den itibaren aslında mi ayrı ama miydi derken oradaki i'diler onunla bitişik yazılır diyoruz. Şimdi örnek birkaç tane cümlemiz var. Önce cümlelere bakalım. Dünden beri soru çözüyorum. Şimdi arkadaşlar şunu inceleyelim. Nedir olay? Çözmek fiil kök. Buradaki yardımcı ünlü. Yor nedir arkadaşlar? Şimdiki zaman. Um nedir arkadaşlar burada? Ben çözüyorum dediğine göre birinci tekil şahıs ekidir. Yine okulumuz seneye taşınacak demiş arkadaşlar. Bakınız taşınmak fiil gövdesidir. Taşımaktan taşınmak olmuş. Buradaki acak ecek nedir arkadaşlar? Gelecek zaman ekidir. Peki hocam bunda şahıs eki yok mu? Arkadaşlar ne demiştik? Az önce çekimledik. Üçüncü tekil şahısın nesi yok arkadaşlar? Ee, herhangi bir şahıs eki yok. O yüzden o taşınacak gibi bakacağız buna. Bu sene memlekete gidemeyeceğim. Arkadaşlar ne oldu burada yine? Şöyle yapalım. Gitmek kök. Pardon şöyle gösterelim. Gitmek kök. Gidemeyeceğim derken burada olumsuzluk var. Şuradaki arkadaşlar y kaynaştırma. Buradaki eceğim dediği için ecek şurada yumuşuyor arkadaş arkadaşlar. O yüzden ecek burada gelecek zaman oluyor. Ve de nedir? Birinci e, tekil şahıs eki oldu yine arkadaşlar. Kitap okumayı ve gezmeyi çok sever. O sever. Buradaki er geniş zaman. Yine arkadaşlar akşama güzel bir filme gidelim derken. Şunu biraz açacağım size. Bakınız gitmek fiil kök. Gidelim derken. Buradaki e arkadaşlar istek ekidir. Dik, dikkat edelim. Ve buradaki gidelim derken. Ee, aslında alı eli şeklinde geliyor da ee, öyle de gösterebilirdik eli diye de gösterebilirdik hatta şöyle yapalım eli burada nedir arkadaşlar istek eki md şahıs ekidir bu konuyu sessizce dinle bakınız burada ne yaptık emir verdik emir kipi o sizinle gelmez bu da ne oldu arkadaşlar geniş zamanın olumsuzu oldu o sizinle gelirin olumsuzu oldu o yüzden geniş zamanın olumsuzu diyoruz buna Fiilde anlam ya da diğer adıyla arkadaşlar zaman ya da bir diğer adıyla kip kayması çok önemlidir. Bir kipekinin kendi anlamı dışında başka bir kipekinin karşılayacak bir biçimde kullanılmasına biz ne diyoruz arkadaşlar? Kip kayması diyoruz. Kısaca şöyle diyelim. Bir kipekini başka bir kipek yerine kullanacağız. Nasıl? Yani şöyle mesela şimdiki zamanlı bir şeyi geniş zaman yerine kullanacağız. Geniş zamanlı bir şeyi gelecek zaman yerine Kullanacağız ve bu durmada ne diyeceğiz Anlam kayması zaman kayması Ya da diğer adıyla kip kayması Diyeceğiz ama Şurada bir uyarımız var dikkat Kip kayması bir anlatım Bozukluğu değildir arkadaşlar Karşımıza çıkabilir Buna sakın ha sakın anlatım bozukluğu demeyin Her gün Bir saat koşuyorum arkadaşlar Her gün demiş değil mi Çok geniş bir zamandan bahsetmiş O zaman neden burada Şimdiki zaman kullandık ne yapmışız arkadaşlar aslında? Şimdiki zamanı kullanıp neyi kastetmişiz? Ar er geniş zamanı kastetmişiz. O zaman demek ki şimdiki zaman geniş zamanını e, kastedecek şekilde kullanıldığından burada bir zaman kayması kip kayması var. Masama not bırakan Doruk olacak. Arkadaşlar buradaki acak ecek nedir? Gelecek zamandır normalde. Peki biz şöyle mi diyoruz aslında? Masama not bırakan Doruk olacak. Yani ileride o not bırakan biri olacak. Bunu kastetmiyoruz cümlede. Diyoruz ki masama not bırakan Doruk olmalı. Yani şuradaki malı mili nedir arkadaşlar? Gerekliliktir. O zaman demek ki gelecek zaman burada gereklilik yerine kullanılmış. Yine Nasrettin Hoca bir gün çarşıya çıkar. Arkadaşlar er, er geniş zaman. Ama her gün demiyor ki. Ne diyor? Bir gün diyor. Yani Geçmişte bir gün o çarşıya çıkmış. Yani arkadaşlar ne yerine kullanıldı? Öğrenilen geçmiş zaman yerine kullanıldı. Geldik örnek sorularımıza. Hangisinde eylemin kipinde bir anlam kayması olmuştur demiş. Pazar günü gelmeye çalışacağım. Arkadaşlar pazar günü gelmeye çalışacağım derken burada acekecek acak gelecek zamandır. Peki anlamda gerçekten gelecek zaman mı? Henüz pazar olmadığını anlıyoruz. O yüzden gelecek zamandır. Doğru kullanılmış. Sabahları erken kalkmayı sevmiyorum. Arkadaşlar sabahları hiçbir sabah demek ki hiçbir sabah sevmiyorsa burada geniş zaman anlamı var. Ama arkadaşlar ne kullanmış? Yor kullanmış. Yani şimdiki zaman kullanmış. O zaman burada kip kayması olmuştur. Cevabım Bursa. Hangisinde eylem Neyle çekimlenmiş arkadaşlar? İstek kipindedir diye sormuş bize. Dikkat. 86 sorusu eski bir soru, basit bir soru. Yarın öğleden sonra bize gelsin. Arkadaşlar, bize gelsin derken burada emir var. Herhangi bir ek yok, sadece şahıs eki var. Bu güzel havada biraz yürümeliyim. Arkadaşlar, malı meli nedir? Gerekliliktir. Burada da yok. Bugün İngilizce çalışalım, He, çalışmak, çalışalım, alı eli yani ea kullanılmış aslında burada. Yine ne oldu arkadaşlar? Cevabımız Ceyhan oldu. Çalışalım, çalışmak, fiil kök, ea orada istektir. O yüzden cevabımız çıktı. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak hangisi yanlıştır? Bakın bu güzel bir soru. Çünkü bize hem zarfı hem bağlaçığı hem pekiştirilmiş sıfatı hem ilgeç yani edatı hem de arkadaşlar fiili ve ismi sorgulatıyor. Yani bütün sözcük türlerini neredeyse sorgulatıyor. Birinci cümlede ağır ağır ikilemesi zarftır demiş. Bakalım. Ortalık ağır ağır aydınlanıyor. Aydınlanmak arkadaşlar fiil mi? Fiil. Fiili niteleyen şey nedir arkadaşlar? Burada zarftır. Nasıl aydınlat aydınlanıyor? Ağır ağır aydınlanıyor. O zaman demek ki bu durum zarf olarak kullanılmış. İkinci cümledeki ile bağlaştır demiş. Arkadaşlar otlar ve pamuk fideleri ne oldu? Şu ile yerine ben eğer ki ve getirebiliyorsam bağlaştır. Bu da oldu. Doğru. Üçüncü cümledeki kıpkırmızı sözcüğü pekiştirme sıfatıdır. Baktım yine. Az sonra güneş doğacak. Kıpkırmızı her yanı yakan bir güneş. Nasıl güneş? Kıpkırmızı güneş. O zaman arkadaşlar güneş isminin nitelediği için bu da sıfattır. Ve kıpkırmızı dediği için pekiştirilmiştir. Beşinci cümledeki karşın sözcüğü ilgeçtir arkadaşlar zaten karşın kelimesi e karşın gibi de kullanılıyor o yüzden o nedir? Edattır çünkü tek başına bir anlamı da yok. Cevabım edir ne olduğu çünkü diyor ki altıncı cümledeki umut sözcüğü kökü bakımından isim soyludur. Arkadaşlar umut sözcüğünün kökü ummaktır. Ummaktan umut olduğu için bu nedir? Fiil köklüdür arkadaşlar, isim köklü değildir. Cevabım o yüzden nedir ne oldu? Hangisinde iş ya da diğer adıyla kılıç fiili vardır? Bundan ne yapıyorduk arkadaşlar? Kolay olarak her zaman tutmasa da onu getiriyorduk başına. Onu geliyorsa iş fiilidir. Kelebeklere neden bir gün ömür verilmiş? Onu verilmiş oluyor mu? Olmuyor arkadaşlar. Bunu eledim. Öğrencilerine her zaman kötü davranıyordu. Onu davranıyordu. Oluyor mu? Olmuyor. Bunu da eledim. Görevliler sınav salonuna giri verdiler. Onu giri verdiler oluyor mu olmuyor bunu da Haber vereceğini biliyordum. Onu biliyordum. Oldu. Arkadaşlar bakınız. Başına onu getirdim. Oldu. O zaman bu iş fiili. Ama işimi sağlama alayım. Neyi biliyordum? Haber vereceğini biliyordum. Yani belirtili nesne görevinde kullanılmış. Bakınız belirtme halekini de almış. O zaman cevabım ne olur? Denizli olur. Hangisinde istek kipiyle çekimlenmiş bir fiil vardır demiş. İstek kipi neydi arkadaşlar? Tekrar hatırlayalım. A ve E'ydi. Gündüzleri büyütemiyorum. Arkadaşlar yor şimdiki zaman geceleri gündüzün. Bunda yok. Anamızı, babamızı, çocuğumuzu büyütüyoruz. Yor şimdiki zaman. O zaman burada da yok. Sonra mutlu olalım. İşte bulduk arkadaşlar olmak burada EA nedir? İstektir. O zaman cevabım çıktı. Hangisinin yükleminde eylem kipinde anlam kayması vardır demiş. Anlam kaymasını, zaman kaymasını, kip kaymasını soruyor yine bize. Ne zaman bademden, üzümden söz etseler eski köyüm aklıma geliyor. Arkadaşlar ne zaman diyor. Yani her zaman bunlardan söz edilince aklına köy geliyormuş. Peki o zaman neden burada şimdiki zaman var? Burada geniş zaman olması lazım. Ne zaman dediği için arkadaşlar yani diyor ki ondan ne zaman söz edilirse her zaman söz edilsin her zaman da aklıma köyün gelir diyor. O yüzden cevabımız yine ne oldu? Adana oldu. Bu dizelerde çekimli kaç eylem vardır diye sormuş arkadaşlar bizlere. Hemen bakalım aslında kaç eylem vardır dese de olurdu aynı şey. Elini ver 1. Öpeceğim 2. Binlerce el içindeyim şu beyaz çizgilerden gideceğim. 3. Ellerini ver. Ver ellerini. 4 5. Toplamda 5 adet fiil bulduk arkadaşlar. Çekimli fiil diyor ama fiil olması zaten çekimli olduğu anlamına geliyor. Ve son sorumuz hangisinin yüklemi dilek kiplerinden biriyle çekimlenmiştir diye sormuş arkadaşlar. Dilek kipleri tasarlama kipleri de hatırlarsanız gereklilik olabilir, istek olabilir, koşul olabilir, emir olabilir. Hangisi varsa. Yol boyu ceza yedi. D di neydi arkadaşlar? Görülen geçmiş zamandı. Bu olmaz. Güzel bir araba almış. Mışmış neydi arkadaşlar? Öğrenilen geçmiş zamandı. Bu da olmaz. Çünkü zaman diyorum bakınız bunlar haber tipidir. Sabahları önce gazeteleri okuyorum. Yor nedir arkadaşlar? Şimdiki zaman. Ağır ağır yola çıkın, bize yetişin. Çıkın, yetişin. Arkadaşlar sadece şahıs eki kullanmış. O zaman burada ne var? Burada siz çıkın, siz yetişin. Emir kipi var. O zaman cevabımı buldum. Çünkü burada zaten yor vardı. Evet arkadaşlar. Fiil videosunun da sonuna geldik. Fiilleri anladığınızı düşünüyorum. Bununla ilgili şimdilik e sadece fiille ilgili gelen soruları çözebilirsiniz. Dediğim gibi fiilde çatıyı, ek fiili, fiilimsi'yi de daha sonraki videolarımda anlatmış olacağım. Hepinize bol zihin açıklığı diliyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.